Hazreti Ali Efendimiz, insan sen kendini küçük bir cisim gibi görme. Cihanlar sende dürülmüş, alemlerse gizlenmiş buyurmaktadır. Bu her insan için geçerli mi? Allah hikmet sahibidir, abes iş yapmaz. Her insan kainatın küçültülmüş bir numunesidir. Alemlerde ne varsa insanlarda örnekleri vardır. Peki bunca hikmet pırıltıları insanda nasıl okunabilir? Kainat bir kitapsa, Kur'an da o kitabı okuyup şifrelerini çözen ilahi hitaptır. Kur'an ölçüleriyle hareket edince, insanların ilahi hikmetlere aynadarlık yaptığı anlaşılır. Bu hikmetlerde yeterince dikkatli okunmayıp, kabiliyetler yerinde kullanılmazsa ne olur? O insan hep başarısız olur. Bir de her insanı ilahi perspektiften bakmadan sıradan görürsek, yaratılandan dolayı Yaradan'ı sorgulamış oluruz. Peki burada denge nerede olur? Allah her insanı özel yaratmıştır. Kur'an rehberliğinde fırsat ve zeminini bulabilen bütün insanlar başarılıdır. İnsanlar ne tuhaf. Allah hepsine nice nimetler vermiştir. Akıl gibi, güç gibi. Nimet yerinde kullanılınca değerini bulur, değil mi? Evet. Ama ne yazık. Kimisi aklını, gücünü şerre yöneltir. Hem kendini hem çoluğunu, çocuğunu şerrine alet etmek ister. Ya çoluğuna, çocuğuna kendince hayır olanı dayatanlar? Değer ölçüsü olarak aklındakileri kabul edenler? Bak Salih, masum yavrularını şerre alet edenlerin ıslaha, hayrı da sadece kendince işleyenlerin ise tadile ihtiyaçları vardır. O zaman yine iş başına. İş başı yaptırana hem minnet hem de şükran olsun. Hulki abinin selamı var. Ve aleyküm selam. Şunu bir ödesin artık dedi. Ya borcumuz borç. Anlamıyor mu bu Hulki abim bunu? Borcu borç madem, ödesin o zaman borcunu diyor. Ödeyeceğim söz. Çok yakında ödeyeceğim. Ama şu ara sıkışığım. Niye yalan söylüyorsun? Gördün masanın üstündeki paraları. Demek ki param var. Ya, hayır yok. Var ulan var. Gözümle gördüm. Hadi. Hadi ver şu parayı da gidelim biz de. Hadi lan. Tamam. Ama şimdi yarısını verebilirim. Diğer yarısı da haftaya. Olmaz. Hepsini vereceksin. Sana hepsini vereceksin dedim. Hepsi. Hepsini! Hadi. Sabırlı ol Salih. Thank you.
Aferin benim Murat'ıma. Kaç soru çözdün bakalım? Sen mutfağa gittiğinden beri 17 tane çözdüm anne. Aslan oğlum benim, akıllı oğlum. Hadi şimdi biraz ara ver, şunları ye. Sütünü iç. Sonra yine çalışırsın. Artık yatsam anne. Murat, sen bana ne söz verdin ha? Çok çalışıp bizi bu hayattan kurtaracağına söz vermedin mi? Baban gibi olmayacağına söz vermedin mi? Hı hı. O zaman verdiğin sözü tutup çok çalışacaksın. O matematik olimpiyat takımına gireceksin Murat. Bu iş zeka işi oğlum. Maşallah. Allah sana bol bol vermiş bu zekayı. Ama kardeşinde hiçbir şey yok. Demek ki bizi kurtaracak olan sensin. Bizi kurtarmak istiyor musun Murat? İstiyorum anne. O zaman çok çalışacaksın. Koca memleketteki 5 kişiden biri olacaksın. Bütün umutlarımız sende oğlum. Sende. Keşke Ahmet deseydi bunlardan. Çok sever. Bırak şimdi sen onu. En çalışkan kimse, sütü de o içer. Baban geldi. Mine. Mine su getir bana. Sinan, ne oldu? Baba. Sus. Sus yavrum, kardeşin uyanmasın. Sonunda olan oldu değil mi Sinan? Olan oldu. Yaralattın kendini. Bir kaza oldu Mine. Bırak Allah aşkına. Ne kazası? Su testisi su yolunda kırılmış desene şuna. Sus. Sus Mine. Oğlan uyanmasın. Hadi su getir bana. Sen nasılsın oğlum? Çalışıyor musun yine? Evet baba. Hadi git yat artık yavrum. Ama baba. Yat dedim Murat. Kalk yat. Hadi kardeşini de al kaldır ve gir içeri. Hadi hadi kalk. Kalk hadi kardeşim, yatıyoruz. Hadi kalk. Baba. Babacığım. Canım. Bu ne? İş icabı oğlum. Bu da mı iş icabı baba? Şey, evet oğlum. Hadi. Hadi yataklarınıza. Hadi bakalım hadi. Hadi yatağınıza bakalım. Hadi bakalım. Çocuğu daha nereye kadar kandıracaksın Sinan? Büyüyor, görmüyor musun? 9 yaşına geldi artık. 5 yaşında değil. Kandığı yere kadar. Ne diyeyim çocuğa? Baban çeksene tahsilatçısı mı diyeyim? Dinle beni. Bak. Bu sefer işler karışık. Çok karışık. Benim birkaç ay şehri terk etmem gerek. Sen de çocukları alıp bu evden ayrılmalısın. Saçmalama Sinan. Nereye giderim ben? Babanın evine. Dünyada olmaz. Olacak. Bu evi terk et. Ve babanın yanına yerleş. Bu parayla mı? Ben yine gönderirim sana. Güleyim bari. Yıllardır aynı yalanlar. Uzatma Mine. Ne diyorsam onu yapacaksın. Tamam. Tamam Sinan. Ne oluyor abi? Yok bir şey. Hadi gel yatalım artık. Annem görürse çok kızar. Babamız kötü bir adam mı abi? Yani ya kötü adamlar da kahramanlar yanında tabanca taşırlar. Ya bilmiyorum ya. Hadi yatalım artık, üzülme. Anne, kutumu nereye koyacağız? Ver koyayım şuraya. Olmaz, ya kaybolursa? O zaman elinde taşı. Ne bileyim ben? Anne ne oluyor? Gidiyoruz buradan. Ama niye? Ya bir şey oluyor da bana mı söylemiyorsunuz ya? Olmadı bir şey Ahmet. Ne olacak? Nereye ama nereye? Babam nerede? Babam niye bizimle gelmiyor? Biz nereye gidiyoruz? Kes sesini, kes! Ah. Konuşup duracağına hazırlan hadi. Gidiyoruz.
Allah kabul etsin. Amin amcacığım, cümlemizi. Allah kabul etsin hocam. Yeni görevin hayırlı olsun. Amin amcacığım, Allah razı olsun. Senden de razı olsun. Allah kabul etsin hocam. Amin amcacığım. Nasıl, beğendin mi mahallemizi? Beğendim ya. Çok iyi insanlar var mahallede anladığım kadarıyla. İyidirler ya, iyidirler. Sakin bir mahalledir. Öyle çok hırgür çıkmaz. Ne güzel. Ne güzeldir. Laf aramızda cemaat de seni sevmiş. Bilgili bir çocuğa benziyor diyorlar. Sağ olsunlar, kalp kalbe karşı. Yapmayı düşündüğün faaliyetler var mı mahallede? Yani elimizden bir şey gelirse çorbada bizim de bir tuzumuz bulunsun. Aslında var. Diyanetin düzenlediği bir Kur'an-ı Kerim okuma yarışması var. Aa, güzel. Okul yaşındaki çocuklar için. Mahalleden yetenekli çocuklar varsa onları çalıştırıp bu yıl çalışmaya hazırlamak isterim. Aslında doğru adamla konuşuyorsun biliyor musun? Öyle mi? Öyle ya. Ben bu işten biraz anlarım. Çevremde bir iki çocuğa da elimden geldiğince öğretmeye çalışmıştım. Özellikle de kendi küçük torunuma. Çok yetenekli maşallah. Aa, ne kadar güzel. Onunla çalışmaya devam etsek ya. Yok oğlum, mümkün değil. Babası hayırsızın biri. O yüzden ben de torunlarımı göremiyorum. Siz de nereden çıktınız? Merhaba baba. Niye geldiniz? Mecbur kaldık baba. Sinan nerede? İşi çıktı gitti. İşi çıkmış. Baba, lütfen. Çaresiz kaldık diyorum. Yoksa bana bahsettiğiniz torunlarınız bunlar mı? Evet. Ne kadar güzel. İyi insan lafın üzerine gelir derler. Öyle derler değil mi? Hı. Gel bakalım. Hadi sen de gel. Gel. Şimdi bana kızacaksın kızım ama ben sana böyle olacağını söylemiştim, öyle değil mi? Liseyi bitirdikten sonra okumaya devam et dedim. Evlenme şu Ayte'yle dedim. Ne kadar başarılı bir öğrenciydin. Ben demiştim sana. Evet baba, evet söylemiştin. Ve tam da senin dediğin gibi çıktı. Mutlu musun şimdi? Aşk olsun Mine. Hiç insan kendi kızının üzüntüsüyle mutlu olur mu? O zaman ne diye konuşup duruyorsun baba? Tamam, haklı çıktın. Sinan en sonunda yedi bir halt bıraktı bizi gitti. Böylece ortada kaldık. Ne yapalım yani? Sokaklarda mı yaşayalım? Bir daha bu lakırtıyı duymayayım ağzından. Burası senin evin. Ne kadar istiyorsan, ne kadar kalman gerekiyorsa o kadar kalacaksın. Merak etme baba. Çok kalmayacağız. Oğlum sınavları kazanıp hepimizi kurtaracak. Ben yapamadım. Oğlum yapacak. Senin bir tek oğlun yok Mine. Ya Ahmet, bak nasıl mutsuz mutsuz oturuyor orada. Niye böyle bu çocuk? Vallahi bilmiyorum baba. Elimden geleni yapıyorum. Ama Ahmet öyle bu aralar. Abisi gibi değil. Ondan hiç ümidim yok. Varsa yoksa kavga dövüş. Karnesinde kaç tane zayıf getireceğini Allah bilir. Belki çocuğun başka bir şeye istidadı vardır kızım. Üstüne düşmek lazım. Vallahi açıkçası ben Murat'ı düşünüyorum daha çok. Bütün ümidim onda. Benim yapamadıklarımı o yapacak. Annesinin gurur kaynağı olacak. Ahmet bana değil, babasına benziyor. Hadi. Hadi. Ah!
Hey, atsana topu. Oğlum atsana. Neden topu bu tarafa atmıyorsun gerizekalı? Bir daha sakın top falan oynarken yanımıza gelme, anladın mı beni? Gelirsem ne olacak? Patlatırım suratın ortasına bir tane, anlarsın ne olacağını. Yok ya, sen mi patlatacaksın bana? Ah, ah gözüm! Ne oluyor lan sana? Ah, ne oluyorsa oluyor. Gözüm! Ah, ah karnım! Ahmet! Ahmet! Hadi oğlum gel, yemek yiyeceğiz. Geliyorum dede. Kaçma lan, gel buraya. Çok acıyor. Kaçmıyorum. Dedem çağırıyor. Ben Sinan Tercihan'ın oğluyum. Biz kaçmayız. Gözüm. Sakın çıkma buralarda karşımıza bir daha. Sakın. Ahmet. Kuşlar bana ne söyledi biliyor musun? Sana öğrettiğim şeyleri artık yapmıyor musun? O kadar güzel Kur'an okuyordu ama bir süredir okumayı bıraktı dedi kuşlar bana. Unuttum ben okumayı. Hiç olur mu öyle şey ya? Gel otur bakalım şöyle. Heh. Biraz bak, hemen hatırlarsın. Hayır, unutmadı. Ara sıra kendi kendine okuyordu. Görüyordum ben. Hayır, unuttum. Tamam, bir bakalım. Unuttuysan okumazsın. Nereden başlayalım? Sen Fatiha suresini çok severdin. Fatiha'dan okuyalım mı? Hadi başla bakalım. Hay Allah. Gerçekten unutmuş bu galiba. Neyse, ne yapalım? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Malike Yemiddin. Dedeciğim. Efendim oğlum. Babam bizi neden terk etti dedeciğim? Annemle abim söylemiyor bana. Bari sen söyle dedeciğim. Bak Ahmet oğlum. Belki babanın bir işi çıkmıştır. Yakında döner. Ama belki de dönmez. Allah'ın takdiri bu, bilemeyiz ki. Baba. Niye babam belki dönmez falan diyorsun? Çünkü babası büyük bir ihtimalle dönmeyecek kızım. Buna hazır olması lazım. Bakın, buradan okulu bulabileceğinizden emin misiniz? Ben götüreyim isterseniz size. He? Yok yok, buluruz biz. Abim çok akıllı, o her şeyi bilir. Akıllı tabii ya, akıllı oğlum benim. Buradan böyle yavaş yavaş gidersiniz. Hadi bakalım, al bunu da. Bunun içinde sevdiğin her şeyden var. Ahmet'e? Ona da verirsin işte içinden. O kaybeder şimdi, döker, bir yerde unutur. Dağınık o. Senin gibi derli toplu değil. Beklesene. Teneffüste soru çözmeyi unutma. Tamam anne. Abi, babam geri gelir mi sence? Bence gelir. Babam kötü bir adam mı abi? Niye öyle diyorsun şimdi? Ne bileyim, bazen tabancası oluyordu yanında. Belki de polistir. Ama o zaman niye bize söylemiyor ne iş yaptığını? Böyle kaybolup kaybolup gidiyor. Uzun sürede gelmiyor eve. Belki de gizli polistir. Sen dememiş miydin belki de kahramandır diye? Vay, gizli polis ha? Evet, süper. Kesin gizli polis benim babam. Türkçe kitabımı evde unuttum. İyi tamam, sen git al gel, ben bekliyorum seni burada. Yok yok, sen git. Geç kalma. Bizim ilk ders beden. Bulabilecek misin peki okulu? Dedem getirir beni. Sen merak etme. Hadi git. Tamam, okulda görüşürüz. İşte. Polis amca, polis amca. Oğlum ne var? Polis amca, babam nerede biliyor musun? Kim ki baban senin? Eğil. Sinan Tercan, gizli polis. Gizli polis mi? O da ne demek? Gizli yani işte. Böyle senin gibi kıyafeti yok ama tabancası var. Bak bak bak, neler söylüyorsun sen? Sinan Tercan dedin, öyle değil mi? Nerede oturuyorsunuz bakayım siz? Şu ilerideki mahallede, dedemin yanında. Babam bizi buraya gönderdi. Kendisi kaçtı. Kimden kaçtı?
Yani kaçmadı da işte şey... Hadi beni dedenin evine götür. Ama babamın nerede olduğunu söyleyecek misin? Söyleyeceğim tabii. Sen beni eve bir götür. Evladım, çocuğum. Buyur amca. Yerler buz tutmuş. Beni karşıya geçirsene. Sen içeri gir, beni bekle. Tamam. Baba? 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 Hadi yine atsana topu ters tarafa. Ne yapacaksın şimdi? Dedeni mi çağıracaksın? Çağırsana hadi. Benim dedeme ihtiyacım yok. Ben Sinan Tercan'ın oğluyum. Tamam, yeter. Yetmez. O bizim topumuzu bize vermedi. Bizimle dalga geçti. Bunun için mi başını yardınız? Hadi gidin artık. Gidin dedim. Nasılsın Ahmet? Canın yanıyor mu? Sen de mi babamı tanıyorsun? Hayır, ben dedeni tanıyorum. Başım kanıyor. Korkma, büyük bir yara değil. Ama annem görürse öldürür beni. Gel bakalım. Belki bir şeyler yaparız. Acıyor mu? Yok, çok değil. Aferin sana. Ne istiyordu o çocuklar senden? Geçen gün aramızda küçük bir tartışsızlık oldu. Onları kızdırdım. Keşke yapmasaydım. Keşke yapmasaydım. Ama benim babam gitmişti. Çok üzgündüm. Nereye gitmişti baba? Benim babam gizli polis. Yani abim öyle söylüyor. Bence de öyle. Anladım. Babam beni daha çok seviyor. Annem beni hiç sevmiyor. O abimi seviyor. Babam gidince şimdi çok yalnız kaldım. Çünkü annem beni az seviyor. Olur mu hiç öyle şey? Öyle, olur. Çünkü abim çok akıllı. O matematik olimpiyatlarına hazırlanıyor. Ben ise aptalın tekiyim. Ben anneme benzemiyorum. Onun bazı hayalleri var. Ben onları gerçekleştiremem. Ama Murat abim gerçekleştirebilir. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Ama deden bana çok güzel Kur'an okuduğunu söylemişti. Sesin çok güzelmiş. Hayır, değil. Gitmek istiyorum ben. Gitme istersen. Birazdan senin gibi güzel Kur'an okumaya meraklı 3 arkadaşın gelecek. Hatta bak, geldiler bile. İstersen kal, sen de çalış bizim. Hayır, istemiyorum. Bir işe yaramaz. Ben ne yaparsam yapayım, annem abimi daha çok sevecek. Biliyorum ben. Evet Fuat, senden başlayalım. Vellezine. Hocam yapamıyorum, nasıl okumalıyım? Vellezine keyfarı ve kezzabı. Bunu da 5'le topla. Topladım ya anne, 27. Tamam, çok güzel. Şimdi ne yapıyorduk? Çıkardığım iki sonucu birbiriyle toplayacağım değil mi? Aferin benim akıllı oğluma. Şunu da şuraya yaz oğlum. Hadi şimdi öbür konuya geçelim. Tamam. Bak, ben lisedeyken hemencecik çözüverirdim bunları. Sen bana benzemişsin, akıllı oğlum benim. Önce konuya bakalım, sonra soruları çözeriz. Tamam beraber. Anne. Tamam benim güzel oğlum. Hadi ama meyve suyundan da iç. Arada zihnin açılsın. Neredesin sen bakayım? Neredeydin diyorum. Cevap ver bana. Okula da gitmemişsin zaten. İnat gibi de susar, babası kılıklı. Konuşsana çocuk!
Anne yapma. Ya ne yapayım? Sokaklarda o kavga senin, bu dövüş benim dolaşıp dursun mu? Yolu yol değil ki. Bak, okuluna da gitmemiş. O da senin gibi olsa, derslerine çalışsa hiç kızar mıyım? Kızım, bağırmayla tokatla çocuk terbiye edilmez ki. Daha da ait olur. Güzellikle konuşsana. Güzellikle oluyor sanki. Zamanında çok konuştum güzellikle. Böyle yapma, böyle etme diye. Hiç dinledi mi beni? Bak, hala okuldan kaçıyor. Zaten sinirlerim bozuk. İki tane erkek çocuğuyla kaldım bir başıma. Nasıl mücadele edeceğimi şaşırdım. Ya tamam anneciğim, ağlama sen. Üzmeyeceğiz seni. Yeter ki sen ağlama. Ahmet. Uyudun mu Ahmet? Sana bir sır vereceğim. Bugün bir mektup geldi. Buraya koyuyorum. Eminim okuyunca çok sevineceksin. Hadi ya, ağlama artık. Canım oğlum, nasılsın? İyi misin? Beni merak etme, ben çok iyiyim. O yüzden de artık beni aramanı, özellikle de beni aramak için okuldan kaçmanı istemiyorum. Hepinizi çok özledim oğlum. Yanında olamazsam da seni izliyorum. O yüzden de yaramazlık yaparsan haberim oluyor. Seni çok özledim. Eğer sen de beni özlüyorsan ve seviyorsan derslerine çalışmanı, anneni üzmemeni, okuluna gitmeni istiyorum. Benim canım oğlum. Bir de sana yazdığımdan abinden başka kimseye bahsetme. Emin. Seni çok seven babam. Allah'ım. Ne olur babamla bizi kavuştur. Söz. Bir daha yaramazlık yapmayacağım. Okuluma da hep gideceğim. Babam bizi çok özlemiş. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Babamın her şeyden haberi var. O kesin gizli polis. Aynı filmlerdeki gibi. Bizi izliyor belli etmeden. Ya o heyecanlı zarfı bir yere koydum ama sabah aradım aradım bulamadım. Adres vardı üstünde. Oraya gidip babamı görebiliriz aslında. Bir daha yazdığında adrese bakıp beraber buluruz kaldığı yeri. Tamam mı? Hem zaten okul da tatil oluyor. Rahat rahat ararız babamı. Tamam mı? Hı hı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehüm fî tâbîl. Çocuklar siz çalışmaya devam edin. Ben birazdan geleceğim. Ne haber Ahmet? İyiyim. Sen de katılmak ister misin arkadaşlarına? Aa. Hmm, karnen mi o elindeki? Hı hı. Bakabilir miyim? Hmm, aferin sana. Türkçen çok iyi. Öbür dönem daha çok çalışıp matematiğini düzeltirsen
Bildiğin çalışkan olacaksın sen. Ne diyorsun? Katılacak mısın bize? Ahmet, çok güzel bir sesin var biliyor musun? Aslında biraz çalışsan, Kur'an okumada da çok başarılı olacağına eminim. Gerçekten mi? Tabii ki. Sanmıyorum. Annem işe yaramaz olduğumu söylüyor. Annen yaramazlık yaptığın zaman söylemiştir onu. Aslında ben senin yerinde olsam ve senin kadar güzel bir sesim olsa, biraz çalışır, hiç olmazsa şu yarışmada şansımı bir denerdim. Hazır okullarda tatilken. Olmazsa yine sen bilirsin. Ama bence dene. Hem ne kaybedersin ki? Nasıl çalışmam gerekiyor? Of, of. Gene geç kaldım. Kim bilir nerelerde sürttü bütün gün. Okuldaydı Ahmet bugün. Sen kafanı bunları yorma oğlum. Dersine bak. Dedesi, gördün mü Murat'ın karnesini? Görmem mi ya? Aferin benim oğluma. Geldi nihayet. Ver bakalım şu karneni. Gel anlat bana. Ya dede nesini anlatayım? Dersler çok kolay zaten. Kızım ne o zarf? Bilmem. Murat'ın adına. Milli eğitimden gelmiş. Allah Allah. Aç bakalım şunu ya. Kızım söylesene, meraklandık iyice ya. Kazanmış. Murat'ı matematik olimpiyatlarına çağırıyorlar. Oley! Çakırı çocuğun içinden benim akıllı oğlum kazanmış. Canım oğlum, bir tanecik oğlum, akıllım. Aferin Kerata. Hep böyle çalışkan olacak benim oğlum. Okuyup kocaman olacak, başarılı olacak. Annesinin yapamadıklarını da o yapacak. Söz mü? Söz. Söz veren dillerini yesinler canım benim. Annesinin bir tanecik içeri, oğlu, buyur. Zeki oğlum benim. Oo, teşrif ettin nihayet. Saatin kaç olduğundan haberin var mı senin? Ama ben... Karne çok kötü galiba. Eve bu kadar geç geldiğine göre. Ver bakayım şu karneni. Şuna bak. Matematik 1. Babanı değil de beni örnek alsan biraz böyle olmazdı. Bak, abini matematik olimpiyatlarına çağırıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Ama ben de yarışmaya hazırlanıyorum. Bak bak bak. Ne yarışmasıymış bu? Kur'an okuma yarışması. İmam Salih amcanın yanındaydım. Sokakta yaramazlık yapmadım ki. Ne? İmamın yanında mıydın? Ah, Allah'ım bu çocuk beni çıldırtacak. Sokakta durmazsa imamın yanına gidiyor. Ne var kızım? Fena bir şey mi yaptı yani? Evet, fena. Okula gitmemek, ders çalışmamak için bahane arıyor kendine. Ama yok, beni kandıramazsın. Babası gibi yalancı olacak bu da. Benim babam kahraman, anladın mı? O... Evet ya, kahraman. Bu gidişe sen de baban gibi kahraman olacaksın. Yürü bakayım sen benimle. Gidip o imamla konuşacağım, yürü. Burası mı? Hı hı. İmam efendi! İmam efendi! İmam amca kötü bir şey yapmadı ki. Sen sus. Sen karışma. Buyurun. Bana bakın Salih Hoca. Çocuğumu rahat bırakın. Anlamadım. Oğlumun Kur'an yarışmasına falan katılmasını istemiyorum. Elhamdülillah. Ben de Müslümanım. O ayrı. Ama bu çocuk derslerinden kaçmak için bahane buluyor. Anladınız mı beni? Hayır, okula gidecek ve karnesindeki kırıkların hepsini bir bir düzeltecek. Kur'an okuma yarışmasına falan da katılmayacak. Normal insanlar gibi mühendis olacak, mimar olacak. Siz dedesine bakmayın. Babam iyi bir adamdır ama kafası eskilerde kaldı. Artık onun iyi niyetle düşündüğü şeyler geçer akçe değil. Zaman kaybettirecek boş hevesler. Ve... Benim oğlum zaman kaybetmek için elinden geleni yapıyor. İyi de hanımefendi, her çocuğun yeteneği farklı. Bakın kendiniz de söylüyorsunuz. Demek ki yeteneği varmış ki Mehmet Ali Bey de onu yönlendirmiş zamanında. Karnesine baktım. Sosyal derslerde çok başarılı.
Her çocuk mühendis olacak diye bir şey yok ya. Ahmet'in o kadar güzel bir sesi ve okumaya yeteneği var. Neden engel oluyorsunuz? Sizi ilgilendirmez. Şimdilik oğlumun bu gibi işlerle uğraşmasını istemiyorum. Hem ben öyle yetenek metenek anlamam. Benim çocuklarım okuyup hayatlarını kendileri kazanacak. O dediğiniz işlerde kazanç yok, anladınız mı? Öyleyse neden yardımı reddediyorsunuz? Çocuklarımı yetiştirirken sizin yardımınıza ihtiyacım yok benim. Çocuklarım benim çektiğim acıları çekmeyecek. Anladınız mı beni? Yürün. Burada oturacaksın. Madem çalışmaya, yarışmaya o kadar heveslisin, karnendeki kırıkları düzeltip adam ol. Çalış, onun gibi başarılı ol. Bu kitaplardaki bütün konular bitecek, bütün sorular çözülecek. Bitince hepsini tek tek kontrol edeceğim. Bir daha da camiye gittiğini duymayacağım. Mine, kızım, bak yanlış yapıyorsun. Bu kadar zorlama çocuğu. Sen karışma baba. Karışmayayım diyorum ama hep aynı hatayı yapıyorsun. Her şeyi zorluyorsun. Her şeyi kendi istediğin gibi düzenleyeceğini düşünüyorsun. Ama olmuyor işte. Daha önce de denedin, olmadı. Bir hata yapmış olabilirim. Ama kusura bakma, çocuklarımın okumasını istemenin nesi yanlış anlamadım. Ben onların geleceğini düşünüyorum. Bırak da istediğim gibi yetiştireyim. Ahmet, ağlama. Bak, babamdan bir mektup daha geldi. Annem görmesin diye sakladım, al. Sen okudun mu? Ne yazmış? Okudum, okudum. Çok güzel şeyler yazmış. Hep senden söz ediyor. Oğlum, hiçbir şeye kendini üzme. Ben senin yanındayım. Kur'an okuma yarışmasına da katıl istersen. Ama derslerini de ihmal etme. Seni çok seven ve özleyen baban. Onu bulmaya gidelim abi, ne olur. Olmaz olmaz. Bulamayız. Sonunu okusana mektubu. Beni bulmaya çalışmayın sakın. Eğer bunu yaparsanız bir daha mektup yazmam. Onu bulmaya çalışırsak bir daha yazmayacakmış. Herhalde emniyet teşkilatı onu gizli bir görev vermiştir, değil mi abi? Evet, evet. Madem babam Kur'an yarışmasına katılmamı istiyor, o zaman annem ne derse desin katılacağım. Kazanamazsam da olsun, değil mi abi? Güzel oğlum benim. Bitirdin mi o konuyu da? Bak benim içime doğuyor. Yarın muhakkak o soruyu soracaklar. Hangi soruyu anne? Tüm sayıların sıfır kuvveti neden bire eşittir? Her durumda A eşittir A'dır. Öyleyse her iki tarafı da eksi birle çarpacak olursak... Murat'ın yerinde sen gir istersen sınavlara kızım. Baksana onun kadar öğrenmişsin sen de. Çocuğun dikkatini dağıtma baba. Kızım, evladım. Çocuğun yarışmasına kalmış şurada 12 saat. Heh? Yazsın dinlensin. Ben izliyorum televizyonda. Bir gece önce kesinlikle ders falan çalışmayın diyorlar. Kafası karışacak sonra çocuğun ya. Of baba. Neden kafası karışsın Murat'ın?
O çok başarılı. Her şeyi su gibi biliyor. Ama biraz yoruldum anne. Hadi, hadi oğlum. Sen git de dua et. Sonra da uyu. Bana bakma Mine öyle. İşte yorulmuş çocuk. Tamam baba. Yine neredesin sen bu saate kadar? Ben... Anne ben... Mine, zorlama çocuğu. Camideymiş işte. Hem artık derslerine de çalışıyor. Ne olacak 15 günlük tatilde birkaç gün gitse ha? Olmaz. Ama anne, Ahmet derslerine de çalışıyor. Gerçekten. Ben hep kontrol ediyorum onu. Günde bir saat çık gidecek. Sonra hep ders çalışacak. Ne olur anne. Yalnızca okullar açılana kadar. Sonra hiçbiriniz ikna edemezsiniz beni. Öyle yarışma falan dinlemem. Anladın mı beni Ahmet? Hı hı. Abinin hatırına o da. Tamam. Hadi bakalım. Ders çalışmamak için buldun yine bir bahane. Aynı babasına çekmiş. O da ne yapıp edip işten kaçmasını çok iyi bilir. Hiç de değil. Babam kaçmaz. Ya tabii kaçmaz. O yüzden bugün burada değil mi? Hadi hadi. Kafasını karıştırma abinin. Yarın hepimiz için çok önemli. Hadi odanıza bir an önce. Gel. Hadi. Battaniyenin altına girelim. Sessiz ol. Ne zaman geldi? Sen okudun mu? Ne yazıyor? Sakin ol ya. Şimdi annem duyacak. Okudum tabii. Bu akşam geldi. Bizi çok özlemiş, öyle söylüyor. Canım oğullarım, nasılsınız? Benim sizin hasretiniz dışında hiçbir sıkıntım yok. Haberlerinizi de alıyorum. Murat, yarın yapılacak yarışmada sana başarılar dilerim. Hı-hı. Gördün mü bak, her şeyi biliyor. Hı-hı. Polis ya, o yüzden bizi gizli gizli Hı-hı. takip ediyor. Bilecek tabii, o bizim babamız. Babalar her şeyi bilir. Bak, bana yazmış. Ahmet, sen de derslerine çalış. Dedenin ve Salih Hoca'nın söylediklerini dinle. Kesin beni takip Hı-hı. ediyor. Bak gördün mü? Tabii tabii. Sana hep güçlü olmanı, bazı şeyleri güç kullanarak halletmeni söylemiştim. Ama söylediklerimden vazgeçtin. Sen iyi bir insan ol. Annem ben yanında olmadığım için çok sinirli olabilir. Ama annen seni çok seviyor. Bunu unutma. Annem beni de seviyormuş abi. Bak babam söylüyor. Oğlum ben sana söylüyordum. Annem seni de seviyor. Sevmez mi? Bak babam da yazmış mektubunda. Ne yapıyorsunuz orada siz? Hala yatmadınız mı? Ahmet, ne diye abini oyalıyorsun? Yarın onun için ne kadar önemli bir gün olduğunu bilmiyor musun? Tamam anneciğim, hemen yatırız, merak etme. Akıllı oğlum benim. O kendini de kurtaracak, annesini de kurtaracak. Büyük adam olacak. Türkiye'nin en akıllı 5 çocuğu arasına girecek yarın. Annesinin gururu olacak. Bir tanem benim, canım. Allah oğluma zihin açıklığı versin. Bana bak, heyecanlanma, tamam mı? Olmazsa da olmaz. Allah büyük. Baba, niye öyle diyorsun? Canım, çocuk rahatlasın biraz. Allah Allah. Al bakayım oğlum şunları. Zihin açar. İçeri girmeden şöyle birkaç tane çaktırmadan atıver ağzına. Sağ ol dede. Baba ne yapmaya çalışıyorsun sen? Çocuk bağırsaklarını bozacak zihnimi açacağım diye. Hadi oğlum hadi. Geç kalmayalım. Hadi öp kardeşini. Canım oğlum benim. Annesinin bir tanesi. Her şey çok güzel abici. Olacak inşallah. Sağ ol canım kardeşim. Hadi. Birinci olacaksın. Benim abim abilerin en akıllısı. Tamam mı? Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Sen nereye? Yola kadar sizinle geleceğim. Sonra dönerim. Ay bu çocuk çıldırtacak beni. Hadi. Babam da kesin buralarda bir yerde abi, değil mi? Belki bugün gelmemiştir. Olur mu hiç? Bugün senin hayatının en önemli günü. Burada bir yerde olmalı. Birinci olamazsan bana kızmayacaksın, değil mi? Matematik birincisi olmasan bile sen abilerin en birincisin, tamam mı? Güle güle.
Oğlum, yavaş. Sen de oyalanma yollarda. Hadi. Ey müminler ve Müslümanlar diyarının ahalisi. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İnşallah biz de size kavuşacağız. Allah'tan size de bize de afiyet dileriz. Siz bizim öncülerimiz, biz de sizin izcilerinizdir. Allah önden gidenlere de, arkadan gelenlere de merhamet buyursun. Ben onu buralarda nasıl yalnız bırakacağım? O daha çok küçük, çok küçük. Benim oğlum daha çok küçük. Annesinin bir tanesi. Ne oldu sana? Ne oldu? El Fatiha. Kitapları, defterleri burada kalmış çocuğumun. Bak, buraya da not almış. Burada da kalemi duruyor. Oğlum benim, akıllı oğlum, güzel oğlum. O güzel kutusunu nereye koydu ki acaba? Kimselere göstermezdi. Anne yeter, yeter anne. Ne olur yapma. Abim artık asla ders çalışamayacak, anlamıyor musun? Amin. Ahmet! Ahmet! Aç kapıyı! Ahmet! Aç kapıyı! Ahmet sana diyorum, aç kapıyı! Onu biraz rahat bırak. Yok! Ahmet! Benim kızım rahat bırakmaz. Sürekli onun istediği gibi olacak. Eğer kontrolü elinden kaçırırsa her şey kötüleşecek. Mine! Kızım, her şey daha ne kadar kötü olabilir? İşte bu. Artık işleri biraz akışına bırakmayı öğren. Zorlama yeter. Senin yaptığın gibi mi baba? Senin yaptığın gibi bir sorun olduğunda hiçbir şey yapmadan hareketsiz mi kalayım? Ne yapayım ha? Çocuğum öldü baba. Benim oğlum, evladım öldü. Anladın mı? Ama bir oğlun daha var. Neden onu hiç düşünmüyorsun? Abisi gözlerinin önünde öldü. Şimdi güç göstermesini o 9 yaşında çocuktan mı bekliyorsun? Benim yapamadıklarımı o yapacaktı. Neden ben de diğer insanlar gibi mutlu olamıyorum? Evladım, böyle boş boş kahırlanıp durma. Önce ilk baştaki hatalarını gözden geçir. Sinan'la olan evliliğin yanlıştı. Yanlış, yanlışı doğru. Bak, adam oğlunun cenazesine bile gelmedi. Çocuklarımın babasını bırakmam kolay mıydı sanki? O kadar kolay mıydı 15 yılımı arkada bırakmam? Düzelir zannettim. Düzelmedi. Hep daha kötüye gitti. Neden? Neden? Neden bu musibetler beni buluyor? Mine Hanım, başımıza gelen musibetlerde nefsimizin de hissesi olabilir. Önce nefis muhasebesi yapıp, daha sonra geçmişten ibret alıp, geleceğe azimle yürümeliyiz.
isyan ederek kadere itiraz eden, başını örse vurup kırabilir. Ahmet, oğlum. Kapı kilitli. Bir de ben deneyeyim. Sıkışmış herhalde. Nerede? Nereye gitmiş olabilir ki? Sanırım nereye gitmiş olabileceğini biliyorum. Bir evladımı kaybettim. İkincisini kaybetmeyeceğim. Onu bulmama yardım edin Salih Bey. Ben bir bakayım. Tamam. Biraz daha latif düşünürsen onun nereye gitmiş olabileceğini bulabilirsin. Yok değil mi? Yok. Allah'ım, nerede yanlış yaptım? Ne yaptım da bu çocuk böyle oldu? Acaba kendinize ne yapmadığınızı sormak daha doğru mu olur? Ne yapmamış olabilirim ki? Belki de onu kendi tercihlerinin ne olduğu konusunda dinlemediniz. Dinlemedim, evet. Ama o ne bilecek? O daha 9 yaşında. 9 yaşında ama kendine göre iyi ile kötüyü ayırt etmeyi biliyor. Ben de onun için kötü bir şey istemedim ki. Hep onların iyiliğini istedim. Sanırım siz hep kendi kaybettiklerinizi ölçü saydınız. Kendi eksiklerinizi çocuklarınızın tamamlamasını istediniz. Ahmet sizin istediklerinizi yapsa bile hep bir tarafa eksik kalmayacak mıydı? Ama Murat bunu istiyordu. Ama Ahmet bunu reddediyordu. 5 parmağın 5'i de 1 değildir Mine Hanım. Hem belki sizin kaybettiğinizi düşündüğünüz şeyler size 2 tane evlat kazandırmıştır. Murat'ım yok artık. Hayat gibi ölüm de Allah'tandır. Kulun ölüm zamanını sadece Allah bilir. O şimdi sorgusuz sualsiz cennete kavuştu. İnşallah sizler için şefaatçi olur. Evet, o benim hayatımdı. Kendi hayatımın kayıplarını başkasının, hele de kendi evladımın tamamlamasını bekleyemem. Ama şimdi Ahmet beni sevmiyor. Onu yeniden kazanabilecek miyim? Baba? Ne var hocam? Neden geldiniz buraya? Annen seni çok merak etti Ahmet. O beni merak etmez. Ben burada bekleyeceğim. Hiç merak etmez miyim oğlum? Evet, etmezsin. Sen beni sevmiyorsun. Beni babam seviyor. Ben de onu bekliyorum. Burada mı bekliyorsun oğlum? Abimin burada olduğunu duyunca baba mutlaka buraya gelecektir. Onun bizim başımıza gelen her şeyden haberi var. Babanın nerede olduğunu bile bilmiyoruz Ahmet. Babanın hiçbir şeyden haberi yok. Hayır, var. Babam gizli polis. O her şeyi biliyor. Salih amcadan bile haberi var. Bana bir sürü mektup yazdı. Ne mektubu? Babam gittiğinden beri bize mektup yazıyor. O mektupları sana daha yakın biri yazmış olabilir mi peki? Kim mesela? Murat mesela. Abin yazmış olabilir mi o mektupları sana? Murat'ım, oğlum. Hayır, babam yazdı. Bunların hepsini bana babam yazdı. İşte bak, adresi burada. Onu istesen bulabilirim. Bunları bana babam yazdı. Oğlum, babam bizi terk etti. Ne aradı ne sordu. Yalan. Öyleyse baban nerede Ahmet? Neden burada değil ha? Gizli görevde. Oğlum, babam polis falan değil. O... Yalan.
Yalan. Onu bulacağım. Bak görürsün. Onu bulacağım. Ahmet. Ahmet. Oğlum dur. Bırak gitsin. Belki gittiği yerde bulacağı tek şey gerçeğin kendisi olacaktır. Önce bir çocuk daha geldi buraya. Adını biliyor musun? Murat dedi. Babasını çok özleyen bir kardeşi varmış. Ama babası kaçıp gitmiş. O üzülmesin diye ona mektup yazıyordu. Sonra da bu adresten gönderilmiş gibi postalıyordu. Yalan! Sen annemin arkadaşısın kesin. O dedi sana değil mi? Babam nerede baba? Şşt! Bağırma! Bağırma! Dinle beni. Al bu anahtarı. Bu anahtar... Buraya gelip giden çocuğun buraya bıraktığı bir kutu vardı. Kutu mu? Evet. Git bak. İşte şuradaki oyukta. Ama bu abimin kutusu... davranıyor. Onun güvenini boşa çıkartmaktan korkuyorum. Bir de çok başarılı olursam kardeşime daha kötü davranmasından korkuyorum. Ahmet çok iyi bir insan olacak. Bugün Ahmet uyuyordu. Babam geldi. Bir adam öldürmüş. Ahmet hiçbir şey duymadı. Babam hemen gitmemizi istedi. Dedemin yanına taşınıyoruz. Ahmet babamın yokluğuna dayanamıyor. Onun çok iyi bir insan olduğuna inanıyor. Onun gibi olmaya çalışıyor. Bugün çok kötü bir şey yaptım. Ona babamın ağzından bir mektup yazdım. Ahmet çok mutlu. Kur'an kursuna gitmeye başladı. Kendinin de bir yeteneği olduğunu keşfetti. Babamın onu izlediğini düşünüyor. Oysa bilse ki babam bir polis değil, bir katil. Yarın matematik olimpiyatlarından sonra akşam ona her şeyi anlatacağım. Çünkü ona daha fazla yalan söyleyemem. Ahmet, oğlum. Anne. Anneciğim. Sen haklıymışsın. Ben babam gibi olmayacağım. Bak görürsün. Ben babam gibi olmayacağım. Hiç kimse gibi olmak zorunda değilsin Ahmet. Güzel oğlum benim. Özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Herkesin kafası karışır. Baksana ne diyeceğim. Ben senin adını Kur'an okuma yarışmasına yazdırdım. Belki annem bana kızacak ama... Kızmayacağım. Yarın herkese aslında son derece başarılı ve yetenekli olduğunu... ve tercihini kaba kuvvetten yana kullanmayacağını gösterebilirsin. Gösterebilir miyim gerçekten? Elbette güzel oğlum benim. الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس
minnas. Evde yok onlar. Neredeler amca? Biliyor musunuz? Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mursalin ala siratim müstakim tenzilel azizur rahim litunzira kavmen ma unzira abahum fehum gafilun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mursalin ala siratim müstakim. Önce bütün yavrularımıza teşekkür ederiz. Bize adeta bir Kur'an ziyafeti yaşattılar. Allah hepsinden razı olsun. Bu diğer bütün yarışmalardan farklı bir yarışma. Zira bu yarışmada kaybeden olamaz. Fakat bir çeşit teşvik olması açısından müftülükten gelen hocalarımız yarışmacılar arasında bir sıralama yaptı. Buna göre güzel Kur'an okuma yarışmamızda üçüncülük ödülüne Şafak Bakkal layık görüldü. Ahmet, şşt, Ahmet. İkincilik ödülünü almaya ise yarışmamıza Kütahya'dan katılan baba, Bora Gençsoy hak kazandı. Öncelikle bu yarışmaya katılanlara içtenlikle teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi ne işin var senin bu burada? Asla diğer yarışmalarla mukayese edilemez. Yarışma var baba. Gelen boş ver yarışmayı falan. Yarışmacılar arasında bir sıralama yapmak zorunda kaldı. Ama abin nerede? Bence herkes sen bu yarışmaya musun, katılan her çocuk. Hadi gel dışarıda konuşalım. Ne işin var senin burada? Yarışmaya sen de mi katıldın yoksa? Sana diyorum cevap versene. Neden mi soktu senin aklına bu işleri? Oğlum, ah! Bunlar boş işler oğlum. Dövüşmeyi öğreneceksin. Abin okuyor da ne oluyor? Mesele bilek gücünde, tamam mı? Abim öldü baba. Ne diyorsun sen Ahmet? Sen bir yalancısın baba. Bir polis değilsin. Beni hep kandırdın. Ben senin gibi olmayacağım. Ben bir katil olmayacağım. Ben bir yalancı olmayacağım. Tamam oğlum, tamam, sakin. Ahmet. Ahmet ne oluyor oğlum? Neler diyorsun sen? Gel bakayım buraya. Hayır. Hayır istemiyorum. Sinan, çocuk korktu. İsterseniz biz bir konuşalım. Seninle ne konuşacağım ben be babalık? Sinan Bey. Lütfen sakin olun. Çocuk sizi istemiyor işte. Sen kimsin lan? Sen ne karışıyorsun benim işime ha? Ha? Bırak ulan çocuğumu. Bırak! 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 Sana i̇şte, çocuğu bırak diyorum. İşte memur bey bu adam. At silahını at! Bırak silahını! At silahını! Direnme at silahını! Teslim ol! Tamam. Yavaş yavaş yere koy. Tamam. Hadi bırak. Bırak. Yavaş. Bize doğru it. Sana yazıklar olsun. Anne. Sen kanmazladın beni değil mi? Ben yapmam gerekeni yaptım Sinan. Asıl sana yazıklar olsun. Hı. Yıllardır beni kandırdın. Yazıklar olsun. Hadi, hadi. Anneciğim, çok korktum anneciğim. Tamam oğlum, tamam güzel oğlum. Geçti. Ahmet, neredesin sen? Ben şey... Bir saattir bekliyorum içeride oğlum. Yarışmayı sen kazandın. Ne? Ne? Sahiden mi? Evet sahiden oğlum, mi? Sen kazandın. Başardım. Başardım sonunda. İlk defa bir şey başardım. Dedeciğim. Canım yavrum. Gördün mü bak? Çok şükür Allah'a. Tonunda işler rayına girdi. Sinan evladını kötüye zorlayacaktı. İslah'a ihtiyacı vardı. Mine Hanım da evladını kendince iyileştirmek istiyordu. Onun da tadile girmeye ihtiyacı vardı. Mevlam ne güzel eyledi.
O hep güzel eyler zaten.